Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Çeşitli montaj videoları paylaştık sizinle. Çeşitli musluk batarya arızalarını paylaştık. Nasıl tamir edilir, nasıl sıkılır adı altında. Bu gibi videoların devamı gelecek arkadaşlar. Yalnız tabii ki yorumlar kısmından gelen istek ve talepleri de es geçmiyoruz. Bir arkadaşımız tesisatlar ilgili yeni başladığını, işe, mesleğe, çırak olduğunu ve bununla ilgili destek istedi bizden. Biz de bununla ilgili de bir video çekelim dedik. Tesisat dersleri adı altında dilimizin döndüğünce anlatmaya başlayacağız arkadaşlar. Bir seri yapacağız. İlk serimizde de arkadaşlar bugün işte malzeme tanıtımından başlayacağız. Neler kullanıldığı ile ilgili. Diğer videolarımıza devam edeceğiz tabii ki ama bu konuya da ağırlık vermek istedik. İlk konumuz da arkadaşlar temiz su tesisatı olsun. Temiz su tesisatında arkadaşlar kullandığımız borular genelde peperecek diye tabir ettiğimiz plastik borulardır. Bunlar hem ömrü uzun olduğu için hem de işlemesi kolay olduğu için çok tercih ediliyor. Daha önceden demir ve galvaniz borular vardı tesisat sisteminde ama aşağı yukarı son 25-30 yıldır plastik borular bayağı bir favori bir şekilde şu an ülkemizde devam etmekte. Bunun dışında bazı yerlerde bakır tesisat, bakır boruyla tesisat da görmek çok nadir de olsa mümkün. Ama ülkemizde genel olarak kullanılan malzeme genelde PPRC diye tabir ettiğimiz plastik borudur. Bu borularda ek bileşenler var arkadaşlar. Boruların birbiriyle birleştirmeye yarayan işte manşondur, T'dir, dirsektir gibi malzemeler var. Bunları tanıyalım. Çünkü aynı malzemeler hemen hemen PVC diye tabir ettiğimiz atık su tesisatlarında da kullanılıyor. Yeraltı sistemlerinde kullandığımız koruyucu borularda da kullanılıyor. Yine yeraltı temiz su tesisatında kaplin diye kastettiğimiz malzemelerde de adlandırdığımız malzemede de kullanılıyor. Temel olarak eğer malzemelerin olduğunu bilirsek bundan sonraki derslerimizde bir devamına girmemiş oluruz. Şöyle başlayalım. Aklımdan geldiğince söyleyeceğim. Daha sonra işte çizimlerde falan çeşitli video şeylerde değişik malzemeleri gösteririz arkadaşlar. İşte nasıl değişik malzemeler atıyorum. Çok görmezsiniz. Belki çok nadir görürsünüz. Belki hiç görmediniz şimdiye kadar. Istavros diye dediğiniz malzeme vardır. Örneğin çok nadir kullanılır. Çok zor görürsünüz. Her yerde kullanılmaz. Eskiden biraz daha çok kullanılıyordu ama şu an çok nadir kullanılıyor. Bu gibi işte buna benzer malzemeler vardır arkadaşlar. Çok kullanılmaz. Çok lazım da olmaz. Ama varlığını bilelim. Lazım olduğu yerde uğraşmadan o malzemeyi kullanırsa işimizi daha kolay bir şekilde sonlandırmış, neticelendirmiş olabiliriz. Bugün PPRC malzemeden başlayalım dedik. Ek malzemelerden başlayalım arkadaşlar. Birinci malzememiz en çok kullandığımız dirsek arkadaşlar. Dirsekler iki çeşit oluyor arkadaşlar. Açık ve kapalı diyoruz. Biz tabi her ustanın farklı bir deyimi vardır. Farklı şeyde bazı malzemelerde bazı kişiler çok farklı şeyler söylüyor. İşte örneklendirelim nasıl. İşte T diyen var, pirinç T diyen var, krom T diyen var, hırsız T diyen var. Böyle değişik değişik isimler oluyor. Bazı malzemelerin çok isimleri oluyor arkadaşlar. Bazıları çok değişik, yöresel olarak da, şive olarak da fark eden malzeme isimleri de oluyor bazen. Onlara çok girmeyeceğiz detaylara ama şöyle baştan başlayalım. Birinci malzememiz dirsek dedik arkadaşlar. Dirsek dediğimiz malzeme 90 derece kavisli. Kapalı dirsek dediğimiz daha doğrusu 90 derece kavisli arkadaşlar. Şöyle bir dirsek olayından almıştır. Dönüşlerde kullandığımız bir malzemedir. İki türü vardır. Açık ve kapalı dirsek. Şimdi bazı firmalarda şu an onun açılı olanları da çıkmış arkadaşlar. Çok da tavsiye edilir mi bilmiyorum ama mecbur kalındığı yerde kullanılması daha iyidir tabii ki. Çeşit her zaman iyidir. Şurada görelim hemen. Kapalı dirsek dediğimizde tam 90 derecelik olan dirsek. Onun dışında boruları birbirine birleştirmeye yarayan manşon var arkadaşlar. Manşon da iki tane aynı metaldeki boruları birbirine kaynak yapmada. İşte uzun bir tesisat süresi ise süreci ise eğer birbirine eklememiz gerekiyorsa 3-4 boy boruyu bunlar da manşon kullanabiliriz. Ya da işte parçalar ziyan olmasın diye işte kalan malzemeleri birleştirip de tesisat çekilebilir gibi yerler olur. Ya da uzatmak gerekir gibi yerlerde manşon kullanılır arkadaşlar.
Onun dışında kavis var arkadaşlar. Böyle engebeli iki borunun üst üste geldiği yerlerde zemini yükseltmemek adına bir tarafı yerin altına doğru gömerek şöyle bir bel vererek kullandığınız malzemedir. Bunu da işte manşonlu manşonsuz gibi işte çeşitleri var arkadaşlar. O tarz malzemelerin de işte çeşidi var. Onun dışında en çok kullanılan malzemelerden bir tanesi T arkadaşlar. T 3 tane boruyu birleştirmeye yarıyor arkadaşlar. Bunların T'nin de çeşidi var arkadaşlar. İnegal T dediğimiz çeşit var. İnegal T dediğimizde yine resimde gördüğünüz gibi İnegal T dediğimizde de arkadaşlar ölçüleri farklı. Yani T'nin her bir yüzeyinde ölçüler farklı olduğu zaman buna İnegal T diyoruz. İşte 20-20-25 20-25-32 gibi değişik ölçüleri olur. Genelde en çok kullanılan 25-25'tir bunda. Kalorifer tesisatlarında falan. T'yi dedik. Kapama başlıkları vardır arkadaşlar. Kör tepalar vardır. Kapama başlıkları tesisatı sonlandığı noktalarda su akmasın diye konulan bir malzemedir. Daha sonradan genelde kalorifer ağızlarında falan branşmanlarında kullanılır. Kör tapa dediğimizde arkadaşlar dişli parçaları körlemek için kullandığımız, su tesisatını test etmek için ya da işte şu anlık bir musluk falan takılmayacaksa körlemek amaçlı kullandığımız malzemedir. Kör tapa dediğimiz malzeme. Onun dışında dişli malzemeler vardır arkadaşlar. Dişli malzemelerde çok değişik türler var. En çok kullandığımız musluk branşmanlarında kullandığımız iç dişli dirsektir arkadaşlar. İç dişli dirsekler genelde işte batarya musluk branşman ağızlarında bırakılır. Onun dışında bunun dış dişlisi var arkadaşlar. İç dişli adaptör var arkadaşlar. Dış dişli adaptör var. Onun dışında söyleyebileceğim ne var başka? İç dişli T var arkadaşlar. Bunlar da genelde kullanılır. Dış dişlisi var hemen hemen. Yani o iç dişlilerin hemen hemen hepsinin dış dişleri oluyor. Onun dışında manşonu söyledik, dirseği söyledik, kavisi söyledik, ek bileşenler T'yi konuştuk arkadaşlar. Başka ne geliyor en çok? Dirsek, T, manşon. Evet, en çok giden malzemeler genelde bunlardır. Yani bir dairede ortalama atıyorum. 100 tane dirsek gidebiliyor arkadaşlar kalorifer tesisatıyla birlikte. Ama atıyorum manşon 10 tane gider, 20 tane gitmez. T yine aynı şekilde bir 20-25'i bulabilir sayısı. Dairenin büyüklüğüne ve şekline göre değişir. En çok kullanılan malzemeler bunlardır arkadaşlar. Bunların da boru kaynak süreçlerini tabii ki ilerleyen derslerde işleyeceğiz. Nasıl yapılmalı, doğru bir kaynak nasıl yapılmalı diye. Kaç derecelerde nasıl bir kaynak yapılır? Hava dış etkenler nelerdir? Kaynağı etkiler mi etkilemez mi? Bunların testini de yapacağız arkadaşlar. Boruyu size kaynak yerlerinden kesip ilerleyen zamanlarda ne gibi sıkıntılar yaşayacağınızı da anlatacağım inşallah dilimin döndüğünce. Malzemeleri biraz tanıdık arkadaşlar. İlerleyen süreçte tabi atladığımız yerler varsa bunları telafi ederiz. Temel olarak bunları bilin istedim. Aynı saydığım malzemeler PVC malzemelerde de var. İşte onlarda da işte çataldır, dirsektir, manşondur, kaya manşonu diyoruz onlarda. Tabii isimler biraz daha değişiyor ama yani temel prensip aynı. İşte borular birbiriyle ek birleşmesini sağlamak için kullanılan malzemeler. Bu dişli malzemelerde özellikle arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir boru ebatları var. 20, 25, 32, 40 en çok işte bir normal dairede kullanılan ölçüler. 40'ın üstünde işte 50-63 var. Bunlar da işte kolon hatlarında falan kullanılıyor genelde. İşte yukarıya doğru çıkıyor bu. 150 falan var. Bunlar da çok nadir yani çok kullanılmaz aslında ama kullanılır yani yüksek katlarda eğer 13, 14, 15 katlı bir yerse bunlar da kullanılabilir tabii ki. Ama genelde o tarz yüksek yerlerde galvaniz boru tercih ediyorlar. Biraz daha ekonomik oluyor. İyi işçiliği biraz fazla. O boruyu kaynatmaktansa dişli boru her zaman daha rahat oluyor. Başka bu konuyla ilgili ne anlatabiliriz? Evet, boru ebatlarından bahsettik arkadaşlar. Bir de redüksiyon dediğimiz malzeme var arkadaşlar. Boru ebatları deyince hemen aklıma geldi. Redüksiyon dediğimiz parça da arkadaşlar
İki tane farklı ebattaki boruyu birleştirmeye yarıyor. İşte bir taraf 20'lik, bir taraf 25'lik, bir taraf 32'lik, bir taraf 40'lık, bir taraf 40'lık, bir taraf 20'lik gibi boruları birbirine birleştirmeye yarayan parça. Yani bir ebat düşüren ya da çıkaran anlamına da getirebiliriz onu. Redüksiyon var. Bu dişli malzemelerde de arkadaşlar çok çeşitli olanlar var. Şöyle demeyelim. Dış diş tarafı 1/2, iç diş tarafı 20'lik. İşte dış diş tarafı 1/2, iç diş tarafı 25 milim olan ya da işte peperici kısmı 32 milim olan, dişli kısmı bir parmak olan malzemeler işte ya da işte 32'ye 3 çeyrek, yarım parmak gibi değişik ölçüler var arkadaşlar. Genelde bu malzemeler isimlendirirken şu şekilde yazılır. Peperici kısmı milim olarak, yani plastik borular işte 20-32 falan diye gider. Galvaniz boruları falan attığım zaman fark anlayacaksınız arkadaşlar. Plastik borularda 20-25-32-40-50'lik işte 63'lük öyle gider ebatlar. O dişli kısımlar pirinç malzeme, yani metal alaşım olduğu için onlarda da parmak hesabı gider, işte yarım parmak, 3 çeyrek, 1 ya da işte yarım parmak yerine 1/2, 3 çeyrek, 1 parmak ya da işte o tarzda ebatlar kullanılabiliyor. 1 parmak 1 inç olarak da geçebiliyor, işte 1 inç, 1/2, 1 çeyrek, 2 parmak gibi ölçüler var. Hemen hemen bunlar plastikle karşılığı şeydir arkadaşlar, işte yarım parmak, 1/2 ve 20'lik boru aynı ebat sayılır. 25'lik, 3 çeyrek aynı ebat sayılır. 1 parmak, 1 inç, 32'lik aynı ebat sayılır. Zaten o galveniz boruları falan da göreceğiz. Onları da anlatacağım inşallah dilim ilk döndüğünce, ömrümüz yettiğince diyelim. O şekilde bu dersimize başlamış olduk. Bismillah dedik. Hayırlara vesile olsun diyorum. İnşallah devamını getireceğiz bu videonun. Çizimlerle, gerekse inşaat alanındaki uygulamalarla destekleyeceğiz bu videoları. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bu gibi videolarında tabii genelde yorumlara göre gitmeye başladık artık ama sizin de istediğiniz değerlendirme yapmamı istediğiniz ya da işte bilgi istediğiniz ya da işte yanlış gördüğünüz şeyler varsa yorum kısmından ekleyebilirsiniz. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.